Herkese merhaba ben Volkan. Geçtiğimiz zaman diliminde Yola Lib'in piyasaya yeni çıkardığı Yola Box Pro'yu incelemiştim. Sağ üst taraftaki karttan bu videoya ulaşabilirsiniz. Bununla beraber bu videoda da yeni çıkan versiyon 1.0.8 ile ilgili yepyeni özellikleri size anlatacağım. Daha fazla vakit kaybetmeyelim ama öncesinde beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer ürünle alakalı sorularınız varsa da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yolabox ve Yolabox Pro her geçen gün daha da güçlenmeye devam ediyor. 1.08 sürümünde de yeni özellikler eklendi. İlk özellik belki de bugüne kadar yapılmış en önemli özellik. 1.06 ve önceki sürümlerde eğer Yolabox Pro internete bağlı değilse Yolabox'ın hiçbir özelliğini kullanamıyordunuz. Aslında bu bir canlı yayın mikseri ve evet internet yokken kullanılmaması gayet normal ama sadece canlı yayın için değil monitör ve kayıtçı özelliğiyle de canlı yayın dışında da kullanabilmek gerekiyordu. Diyelim ki internet olmayan ve telefonunuzun çekmediği bir yerde mikseri kullanmak istiyorsunuz ama maalesef bu aşamayı geçemediğiniz için de Yolobox Pro'nun mikser, monitör ve kayıt özelliğini kullanamıyorsunuz. İşte ilk yenilik bu aşamada geldi. İnternet açıp güncelleme yaparak başlayalım. 1.08 sürümde 3 ana özellik değişimi ve bazı bilinen sorunların düzeltilmesi mevcut. Güncelleme dosyası oldukça kısa ve bu güncelleme yaklaşık 20 saniyede kullanıma hazır oluyor. Artı tuşuna bastığınızda eskiden herhangi bir seçenek sunulmazken şu anda iki farklı seçenek sunuluyor. Canlı yayın mı yapacaksınız yoksa cihazı monitör olarak mı kullanacaksınız diye. Bu aşamada canlı yayını seçerek tüm özellikleri kullanımı açabilirsiniz. Tabi internet bağlantınız varsa. Eğer monitör modunu seçtiyseniz internetiniz olmasa bile mikser, monitör ve kayıtçı özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik yıllar önce ilk versiyon yola baksa kullanırken bana çok lazım olmuştu ama maalesef böyle bir seçenek yoktu. Şimdi bunu görmek beni çok mutlu etti açıkçası. Monitör modunda takılı olan HDMI kameralar arasında geçiş yapabilir. SD kartta yer alan videolar ya da sunumlar arasında geçiş yapabilir. Efektleri kullanabilir ve ses mikserini kullanabilirsiniz. Bir internet bağlantısı olmadığı için yayın ve chat kısımları pasif olarak yer alıyor. Elbette yayın modu da pasif olarak duruyor. Bu yeni özellik sayesinde Yolabox Pro bir canlı yayın sistemi olmanın dışına da çıkmış oldu. Bu güncelleme yakın zamanda Yolabox'a da gelecek. Şu an sadece Yolabox Pro'da mevcut. Bir diğer değişen özellik ise canlı yayın sırasında kullanabileceğiniz bir özellik. İnternet bağlantınız varken yayın modu varsayılan olarak artık tekli yayın seçeneğiyle geliyor. Eğer bu haliyle bırakırsanız sadece tek bir yayın kanalı üzerinden canlı yayın yapabilirsiniz. Yani aynı anda YouTube ve Twitch'e yayın yapamayacağınız anlamına geliyor. Eğer Yolabox çoklu yayın sistemini kullanırsanız aynı anda 3 platformda da yayın yapabiliyorsunuz. Gelelim 3. yeniliğe. Eskiden bir platforma chat alanına gelen yorumları görebiliyor ama ekrana veremiyordunuz. Artık yeni eklenen özellik sayesinde bunu yapmak mümkün. Commerce bölümündeyken sağ üst kısımda yer alan ayarlara basarak önceden tanımlı 3 görünümden birini seçebiliyorsunuz. Bu görünümleri de kişileştirmek mümkün elbette. Ekrandaki yerini ayarladıktan sonra görünecek kullanıcı adının fontunu, yazı rengini ve arka plan rengini değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca o kullanıcının yazdığı yorumun fontunu, yazı rengini ve arka plan rengini de değiştirebiliyorsunuz. Son olarak yazının arka plan saydamlığını da ayarlayıp büyüklüğünü de alt kısımdan değiştirmek mümkün. Peki canlı yayın sırası nasıl çalışıyor? Onu da göstereyim. Şu an YouTube üzerinden bir canlı yayın başlattım ve kendimde bu canlı yayına bir yorum yaptım. Merhaba yazdım. Yorumun sağ tarafında yer alan başa tutturma simgesine bastığınızda hem ekranda hem de yayında yorumu görmek mümkün oluyor. Eğer gözünüze küçük görünüyorsa ayarlara girerek boyutunu ve isterseniz yerini de değiştirebilirsiniz. Yayında nasıl göründüğünü de bu şekilde size göstermiş olayım. 3 farklı stilde de bu değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Solma efektiyle çalıştığı için yorumlar veya sorular arasına geçiş göz yormadan ve aşırı dikkat dağıtmadan görünüyor. Böylece chat'i kullanmayan ama canlı yeni izleyen kişiler veya yayını o an açmış olanlar neden bahsettiğinizi veya kimin hangi sorusuna yanıt verdiğinizi anlamış oluyor. Gayet mantıklı bir eklenti olmuş bence. Kullanıcılardan gelen geri dönüşleri çok iyi şekilde değerlendiriliyor ve yapılabilecekleri deneyip yeni sürüme ekliyorlar. Böylece yeni bir ürün almanıza gerek kalmadan en güncel kullanımı elde edebiliyorsunuz. Ayrıca sadece bir ekran ve yazılımdan oluştuğu için standart video mikserlerde donanımsal olarak değiştiremeyeceğiniz pek çok şeyi Yolobox Pro'da yazılımsal olarak değiştirebileceğiniz anlamına geliyor. Gelen geri dönüşlere dayanarak daha pek çok yeniliğin Yolobox ve Yolobox Pro'ya geleceğinden de eminim. Bu videomuzda Yolobox Pro'nun 3 yeni özelliğinden bahsettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.